yönlendirmeye çalıştığım için ben linç yiyorum. Ve hiçbir etkim olmamasına daha hiçbir yama getirmeye çalıştığım 400'lerde sayıyor amına koyayım. Yapacak bir şey yok. Senin kaç? Getirmeye çalıştım. Ve birazcık da yapılana. Alo. Alo. Eyvah. Nasıl yayın kapalı? Yayın kapalı gitti. Kafi yazıyor. Herkes kafi yazıyor. OBS böyle bir gitti geldi. Alo. Neyse geldim. Evet. Selamlar dostlar. Merhabalar. İyi akşamlar. Geldik. Bol bol muhabbet edeceğimiz bir yayındayız. Bu kaosa OBS mi dayanır? Herkes dayanır bu kaosa. Bu kaos hiçbir şey değil dostlar. Biz bu dramaların onlarca, yüzlerce katını gördük, geçirdik. Ne karakterde insanlarla uğraştık, nelerle uğraştık ama tabii ki de bazı dönemlerde bazı şeylere karşılık vermek ve birazcık da yapılan ayıpları göz önüne sermek gerekiyor. Çünkü öbür türlü herkes kendine zeki, herkes kendine akıllı, herkes çok her şeyi çok iyi biliyor. Herkes kendi çıkarını düşünüyor diyelim. Ve bir noktada birilerinin çıkıp bir itiraz etmesi, bir şeyleri komüniteye göstermesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bir de sessiz kaldıkça insanlar daha da terbiyesizleşmeye, daha da böyle kendini haklı görmeye başlıyorlar. Yani mesela abi, sen diyorsun ya tamam olsun öyle. Tamam diyorsun alttan alayım. Tamam diyorsun işte tadımız kaçmasın, ortam bozulmasın. Aman oyunun iyiliği için olsun. Aman o üzülmesin, bu kırılmasın. Aman şimdi bununla uğraşmayalım diye insanlar böyle kendilerini gerçekten bir bok zannetmeye, kendilerini nimetten saymaya başlıyorlar. Affedersiniz. Hiçbir sikim olmayan insanlar. Şimdi onlarla alakalı böyle konuşacağız. Birazcık muhabbet edeceğiz. Oyunun durumuyla alakalı konuşacağız. Sonunda soru cevap muhabbeti cuma günü yapılacağı da açıklandı. Konuşacağımız belli başlı oyunla alakalı konular var. Belli başlı oyuncular ve yayıncılarla alakalı konular var. Ondan sonra yani Clan Boss'ta kesin BK da atacağız her zaman olduğu gibi. Zaten Rise Online'dayız biz. Keyif alıyoruz. Taso da keyif alıyor. Ben de. Kadir de. Gökdeniz de. Eğlendiğimiz için buradayız. Eğlenmiyor olsak bu kadar çaba harcamayız. Bunu defalarca kez söyledik. Oyuna vermiş olduğumuz katkı ve destek ortada. Onun dışında oyunun problemleri ve bariz sıkıntılarından dolayı oyunu bırakan insanlar var. Bizim bununla ilgili çokça kez toplantımız da oldu. Buradaki oyuncuları dinledik. Yönetimi dinledik. Yönetime kendi fikirlerimizi belirttik. Sonrasında da artık oyunu da 3 aydır. 3,5 aydır yaklaşık olarak aktif olarak da oynuyoruz. Kendimiz de bir fikrimiz de bariz bir şekilde oluşmaya başladı. Ya bu problemlerin neyden kaynaklandığı, çözümlerin yüzeysel değil de daha kapsamsal yani herkesi kapsayacak şekilde olması. İşte PvE tarafındaki tek taraflılık vesaire vesaire. Yani genelde yapıcı bir şekilde oyunun daha iyi bir yere gelmesi için uğraşıyoruz bayağı uzun bir süredir. Ama dündü değil mi? Dün yaşandı bu. Dün abi. Dün yaşandı değil mi? Tamam ben şimdi günleri karıştırmayayım. Ben dün gündüz tıraş olmaya gittim. Yani saçlarım yanları falan uzamıştı. Ense tıraşım falan çok kötüydü. Berbere gittim. Sonrasında Game Development Lead ile Rise Online'ın Özgün Bey'le bir toplantım vardı. 2 saat kadar sürdü. Ve bu toplantı zaten önceden planlanmış. Yani dünkü herhangi bir olay üzerine değil. Zaten çok önceden planlanmış. Ve oyunun gidişatı, oyunu bırakan insanların bize de bırakırken gelip konuşmaları, neden bıraktıkları ile ilgili vermiş oldukları feedbackler, onların onlara iletilmesi ve bunlarla ilgili çözüm önerileriyle alakalıydı. Tahsin'le de biz bunları yayın dışında, yayında da yapıyoruz bu arada. Gözünüzün önünde şeffaf bir şekilde de yapıyoruz. Yayın dışında da oturuyoruz. İşte Royal'in match'lerini alıyoruz. Royal'in match'leri bizlere bir sürü video hazırladı. Match'lerde hissettikleri sıkıntılar ve gördükleri problemlerle alakalı. 8-10 tane videoları var. İşte Nova atma animasyonlarından tutun, alanın hani en azından bir Nova'nın çok kısa mesafeden atılması, daha uzaktan atabilmesi vesaire vesaire. Kaos, earringler, pendantlar ve bunların karakterlerindeki güçlenmesine etkisi. Takıp çıkar yaptıkları zaman ne kadar hasarını oynadı. Unique takılardaki mesela bir mage'in de unique takı aldığı zaman güçlenmesiyle ilgili sıkıntısı var. Aynı warrior'da, aynı assassin'da o hissiyat olduğu gibi. Aynı okçuda bu hissiyat olduğu gibi. Yani yayın dışında tek tek bu tarz mesajlarınızı da okuyorum ve bunları direkt okuma iletip aynı zamanda bunların üzerinden de konuşuyorum. Bakın bugün üzerinde konuştuğum bir resimi sizlerle paylaşacağım. Oyuna girdim. Mesela bir kullanıcı, bir oyuncumuz damage farkları yüzünden touch player'ın oyunu bıraktığında yönetimin haberi var. 30 bin liralık BP charm var. 2 tane sadece görev itemi giymiş. Asas kesiyor. Bu işten yönetimin haberi var. Kaç şey var. Atacağız. Ne yapmamız gerekiyor diyor. Bu tarzda bir Discord'da da özellikle. Bakın bir BP oyuncusu ve bir asas. Ne işin içinde bir mage var ne bir warrior var. Ben bu oyuncunun da dile getirdiği şeyleri test sunucularında test edip aynı zamanda yönetime iletiyorum. Yüz binlerce insana totalde erişimimiz oluyor ve bu oyuna çok fazla kişinin gelmesini sağladığımızı ve faydalı olduğumuzu düşünüyorum. Benim, Tahsin'in, Kadir'in, Gökdeniz'in, Don'un, X'in, Y'nin ve bir sürü yani Yahel'in, yeri geldiğinde Domenico'nun bile. Ve bizlerin buradaki niyetinin asla ve asla biz warrior oynuyoruz, warrior güçlü olsun. Biz yarın mage oynayacağız, mage güçlü olsun. Yani böyle olmayacağını, yarın asas oynayacağız, o güçlü olsun. Bunun olmadığını anlatmaya defa
defalarca kez çalışmama rağmen insanlar inatla ve inatla ne düşünüyorlar bilmiyorum. Yani ben kendi konusum işlensin diye uğraşıyormuşum yaklaşmalarının sebebinin ne olduğunu bilmiyorum. Hayır, böyle bir şey var. İnsan kendinden bilir işi gibi düşünüyorum. Hadi, işte. Yani bir şeylere büyük pencereden bakamadıklarını, benim de bakamayacağımı düşündüklerini hissetmeye başladım ama bir noktada da artık Levo isimine bir saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum. 10 yıl olmuş. Bino Game'e, Night Online'a vermiş olduğumuz katkılar ortada. Night Online'da başladığımız sunuculara bile, diğer sunuculara göre vermiş olduğumuz katkılar ortada. Yani burada geldik, Galya ile Mantis arasındaki fark ortada. Bir noktada da birazcık saygıyı hak ettiğimizi düşünüyoruz. Kimseye saygısızlık yapmadan ilerlemeye çalışmamıza rağmen. Şimdi bizlere yapılan saygısızlıklar, bu saygısızlıkları yapan insanlar ve onlarla ilişki kuran ve alttan alta kendini akıllı zannet, laf soktuğunu zannet arkadaşlarla ilgili bir iki konuşma yapacağız. Taso da yanımda. Bir iki ses kaydımız var. Aslında çok fazla ses kaydımız vardı ama iyi niyetle bize gelen insanlara ayıp olmasın diye bazılarını veremeyeceğim yayında, öyle söyleyeyim. Ama elimde yaklaşık olarak toplamda 20 dakikalık bir ses kaydı var. Hepsini paylaşmak istemiyorum. En azından bunu belki insanlar bir uyarı olarak alırlar. Belki birazcık kendilerine çekidüzen verirler. Belki bizim burada hala şu noktada bile yapıcı davranmaya çalıştığımızı, kimseye bir zarar vermeye çalışmadığımızı, oyunun da tamamıyla ve bütün samimiyetimizle iyiliğini istediğimiz, yani Rise Online iyi bir noktaya gelsin ki Türk oyuncu komünitesinin, Night Online severleri, MMO severleri, Rise Online severleri, Metin 2 severleri, BDO severlerinde oynayabileceği bir opsiyon olsun diye uğraştığımızı bilmenizi istiyorum. Öyle ben yani burada bu oyunun yayını yapmak zorunda değilim. Çok açık ve net. Hani siz daha en ufak bir problemde, daha dün ne yaşandığını bile bizim bile haberimiz yokken oyunu bırakırız diye toplanıp şurada benle ilgili atıp tutup Discord'da organize bir şekilde yazılar yazıyorsunuz ya. Biz burada neler neler, ne problemlerle karşılaşıp, ne gibi haksızlıklar ve adaletsizlikler görmemize rağmen daha oyunu bırakırım tehdidinde bulunmuyoruz. Yani siz 30 kişi olarak oyunu bırakın, ben buraya 300 kişi getiririm yani. Sen 300 kişi olarak bu oyunu bırak, ben 3000 kişi getiririm. Çünkü oyunu öyle bir hale getireceğiz ki, o kadar keyifli ve güzel hale getireceğiz ki, en azından amacımız bu yönde. Tabii ki de bunu %100 yapabiliriz demiyorum ama bu yönde o kadar fazla çalışıyoruz ki aklınız bile almaz. Bir şeye şurada iyi bir niyetle gelmişiz. Tabii ki para da kazanıyoruz ama bu işimiz, tabii ki de para kazanacağız. Bu kadar erişim olup da para kazanmayan kimse yok yani şu anda. Bizim buradaki derdimizin önce multiciler bir kalksın oyuna. Kardeşim bak, her şeyin bir sırası var. Ses kaydını alıyorum demeden alınan her ses kaydı KVKK davası açılıyor. Ses kaydını aldığımız kişiden izin alıp yayınlıyoruz zaten. Niye anlatıyorum bro? Adam tabii ki yayınlayabilirsiniz dedikten sonra gelip canlı yayında da konuşuyor. Yani. Bak burada arkadaşımız Hagard'ın durumu multi PC'lerle ilgili çok güzel bir video çekmiş. Eşya dengesizlikleriyle vesaire alakalı da video çekmiş. Ben 5 dakika 07 boyunca hiçbir şekilde ileri sarmadan hem videoyu izledim, isterseniz canlı yayında da izlerim. Altına izlediğim an videoda bir tane yanlış bilgi yok. Ağzına sağlık. Geç olmadan bu problemleri çözmeler için baskı ben de yapıyorum. Umarım farkına varacaklar ve düzeltecekler dedim. Ben bir influencer, bir yayıncı. Aynı zamanda Rise Online'la anlaşmalı bir yayıncı, partner yayıncı olarak aynı zamanda da çok ciddi, belki de Türkiye'de bir numaralı MMO kitlesi erişimi olan insan olarak elimden geleni yapacağımın sözünü daha bu oyuna başlarken, başladığım gün verdim. Evet. O videoyu açıp izleyebilirsiniz. Bu yardan altına beraber giriyoruz. Elimden ne geliyorsa yapacağım dedim. Yapmaya da devam ediyorum. Ya bir telefon açıyorum. 3 saat. Bir Google Meet'e giriyoruz. 5 saat. Arkadaşlar. Yayının dışında, yemin ediyorum, yayını açtığım süreden fazla oyunun gelişimi için ben oturup toplantılara giriyorum. Bir Tarkan Bey'le giriyorum. Bir Sebahattin Bey'le giriyorum. Bir Özgün Bey'le giriyorum. Haso'yla beraber giriyoruz. Böyle bir şey yapma zorunluluğum yok. Yayınımı açarım. Dorion'da, bak Dorion'da 2 upgrade yaparım. Bir Arkan etkinliği yaparım. Bir PK'ya çıkarım. Bir de Klan Boss keserim. Hadi görüşürüz, kendinize iyi bakın derim. Alt F4'ü çeker, yatar uzanırım, gezerim, eşimle vakit geçiririm. Şimdi burada yaptığınız terbiyesizlikle alakalı, sinirlenmeden güzel bir şekilde bazı şeyleri anlatmaya çalışacağım. Daso da ben sinirlendiğim yerde burada, Kadir de burada. Frene basmak ve aynı zamanda onlar da kendi fikirlerini belirtmek için yanımdalar. Sakin sakin bazı şeyleri anlatmaya çalışacağız. Çünkü sinirlenip küfür ettikten sonra muhtemelen hakikaten aksi duruma düşürmek için hazır bekleyen insanlar var. Çünkü ne demek istendiğini anlamaktansa aha küfür etti, aha melakay moduna girebiliyor insanlar, tamam mı? Dünden başlıyorum. Şimdi burada Schutz Avenion diye bir tane yayıncı arkadaşımız var. Aynı zamanda Purgatory klanında ve Mage ekip lideri kendisi. Arvad oyuncusu. Böyle bir başlık yapmış dün. Galio, Levo Online World'e hoş geldiniz. Sell Mage Party Full Item'di. Dün hiçbir fikrimin olmadığı, hiçbir bilgimin de olmadığı, sanırım bir bug yaşanmış. Ve Lunaskar tarafını etkilememiş. Protean tarafındaki Mage'lerin vurmuş olduğu hasarlarla ilgili bir sıkıntı olmuş. Ben toplantı... Altı bir bak,
Darkness Cell Mage Party full item. Dün hiçbir fikrimin olmadığı, hiçbir bilgimin de olmadığı, sanırım bir bug yaşanmış ve Lunaskar tarafını etkilememiş, Protean tarafındaki mage'lerin vurmuş olduğu hasarlarla ilgili bir sıkıntı olmuş bakım çalışmasından sonra. Bana en azından bugün aktarılan bu doğrusu varsa söylersiniz. Sonrasında Avenyon Discord'da yayıncı Permi ile birlikte bir yazı paylaşıyor. Hangi mükemmel insan mage'lerin damage'ini böyle düşerek patch bile atmadan, bunların aklı yetmez, anlamaz zaten demeye düşündü acaba. Tek derdimiz mage'siz bu oyunu oynamak ve Rise Online World olan oyunun adını Levo Online olarak değiştirmek. İstiyorsanız bilelim, biz de ona göre oynayalım. Teşekkürler demiş. Şimdi bir kere bu oyunda bir yama geldiği zaman notlarıyla birlikte paylaşılıyor zaten. Dün şu anda bu durum kalıcı bir durum değil bildiğim kadarıyla. Dün sanırım bir saatliğine falan bunların mage'lerin damage'i düşmüş. Ve tekrar söyleyeyim, sadece Protean tarafında biz Lunaskar tarafındaki mage'lerle konuştuk. Hiçbir sıkıntı yoktu bizde. Onlar şikayet ederken biz de test ettik dediler. Çok iyi dinleyin dediklerimi. Bu bug'ın yaşandığından haberim bile yok. Bu saatte 21.18'de Galatasaray maçını izliyorum. Hatay Spor maçını. Onun öncesinde toplantım var. Onun öncesinde berberdeyim zaten, storylerimi falan izlersiniz. Ki haberim olsa bile benim ne suçum, günahım var anlamış değilim. Şimdi mage'ler yarın bir gün nerf, buff, hangi bir değişiklik aldığı zaman sizin eğer tepkiniz bu olacaksa, ben sana niye host atıp ben senin oyununu niye adam ediyorum? Sen Arvat'tayken benden 10 tane host aldın en az. Normalde 50 ile 100 arası izlenen bir yayıncıydım. Ben sana niye host at? Ben niye sizin oyununuzla ilgili fikirlerinizi, feedbacklerinizi dinledim? Ben sizi adam yerine koyup neden muhatap aldım? Eğer ki siz oyundaki bırakın yamayı, nerf'ü, en ufak bug'ı bile bana bağlayıp oturup böyle her yere yazılar yazacaksınız, başlıklarınızı falan böyle belirleyeceksiniz. Anlıyorum. İnsanlara erişmek, yayıncılık yapmak, community büyütmek zor işler. Yani ben 10 yılımı verdim. Bilmiyorum sizler ne kadar süredir yapıyorsunuz. Ama 250-300 izlenmeniz güzel. Umarım daha fazla olur. Ama bu şekilde olmaz. Çünkü bu kafayı kullanmak değil. Kafayı kullanmak nasıl oluyor biliyor musunuz? Abi böyle böyle meşlere nerf gelmiş ya, haberin var mı diye bana yazabilirsin ki özel mesajlaşma imkanım var benim de. Birçok insanın yok. Birçok insan bu fırsatı elde etmek için kendini yırtıyor. Bugün sadece bugünkü yayında bile yüzlerce lira donate attı birisi, abi 5 dakikanı alabilir miyim diye. Ben bu değeri verip size, siz burada içerik üreticisiniz diye hale alıp, eski oyuncusunuz diye hale alıp vermiş olduğunuz feedbackleri dinledim. Bir kere zaten vermiş olduğunuz feedbacklerin hiçbirinde haklı değilsiniz. Bir kere zaten oyunla ilgili analiz yapma, bir şeyleri düzeltme konusunda yetersiz olduğunuz çok bariz. 2-3 yıldır bu oyunu oynuyorsunuz ama oyunun bulunduğu noktada ne kadar rezalet halde olduğu, eşyaların ne kadar kötü olduğu, PK'nın ne kadar dengesiz olduğu ortada. Ve insanlar bundan keyif almadıkları için oyunu bırakıyorlar. Ekipler oyunu bırakıyorlar. Bunların içinde Kravlen'in, yani aslında Usko'nun en efsane ekiplerinden birinin ve Mokr'ın, Ahmet'in de olduğunu, benden bağımsız bir şekilde, bu ne amına koyayım, dağın taşın arkasından Mage Nova'sı, Warrior'a eşya koyuyorum, hiçbir şey gelişim hissedemiyorum hissiyatlarıyla Rain'in, yine Usko'dan milyonluk çarlar dizen adamların oyunu bıraktığı ve Agrega'nın, Asas'a o kadar eşya koydum, hiçbir güçlenme hissedemiyorum deyip oyunu bıraktığı Tolga'nın bir ortamda, ben bunları daha onlar söylemeden öngörüp defalarca kez yayınımda dile getirdim. Şu an gelinen noktada Death Valley'e gelmiyoruz diye sövmüşsünüz. Onunla ilgili de konuşacağım. Hatta onu da açayım. Şimdi dostlar, bir MMORPG, Knight'dan, Rise'dan, X'ten, Y'den bağımsız bir şekilde bu oyunlarda ya bir grind vardır. İnsanlar aylarca, yıllarca uğraşırlar. Moblar keserler, bosslar keserler, dungeonlara girerler, işte farm atarlar, eventlere katılırlar ve bir şekilde karakterlerini güçlendirmek isterler. Bu güçlendirme hissiyatı da doğru şekilde ilerlemeli. Bu oyunda bunun çok ciddi sıkıntıları oldu. Çok ortada zaten ve bununla ilgili çift yönlü olarak, bakın tek yönlü değil. Sadece warrior'larımız güçlensin, mage'ler yarrayısı falan değil. Kimse böyle bir şeyden bahsetmiyor. Bugüne kadar da ağzından böyle bir laf çıkmadı. Ama mage'lerin şu anki durumda, şu anki dengeleme halinde, yani hiçbir şeyin değişmediği ortamda güçsüz olduğunu, tekrar söylüyorum, güçsüz, mage'ler güçsüz, güçlü hissettirmiyor diyen kişilerin gerçeklikten inanılmaz uzak olduğunu çok böyle, yani tartışmaya gerek yok. Zaten kendimiz de girdik, gösterdik size. Çok da güzel bir YouTube videosu var. Bu videoyu izleyeceğiz şimdi. İnsanlar bile Levo geçmeyince ne uğraşıyorsun falan gibisinden yorumlar yapmışlar yani. Şöyle gösterelim hatta. Aynen. Yani bu videoda önce Royaller'le ekip olarak, sonra da hiçbir ekibe dahil olmadan tamamen rastgele oyuncularla MHPK'sına çıkıyoruz Tason'un komutunda. O gün izlemişsinizdir. O gün beraber MHPK'sı attığımız insanların her biri ilk defa MHPK'sına çıkıyordu Rise Online'da. Ben de en son Arvat'ta çıkmıştım. Yani böyle bir ortamda bir de biz 15k BP kas. Yani işin yetenekle bilmem neyle alakası olmadığı, ilk Nova'yı vuranın, karşıyı öldürdüğü, hiçbir yetenek kırıntısının bile işin içine... Bize kaçtı, bizi gör. İçine bir mi orası ya? Gel bir de. Serkan bu tarafa gel, Serkan. Yakandayım oğlum. Hiç
Geliyorlar, bir daha geliyorlar. Bunlar mı gelmiş, onlar bilmiyorum da. Of, almış geliyorum ya. Abi de oraya çok tutma bak, adamlar var. Aha böyle var, hadi böyle var. Bana, bana tutla, bana tutla. Yani onlar bayağı şey diyorlar. Sen bir kapat be ya. Onlar bir keser ama birader bunlar. Bir direkt. Direkt Grace'e gideceksin ya. Ablasları çık gördük bir. Aldım oku. Gece mi yok, yemez. Yemez kanka, çift direkt adamlar, tam parti bir de. Buru nerede abi, buru? Ya tutturalım adam yani, işe gidecek, sattır amına. Biz de altıda kaçacağız yarın sabah. Bizim bahçede boş ha, isterseniz oraya geçelim. Amına kodumun doğurduğu ya. Geldi bana, bana atak kırma attı ya. Gelin adam. Kim kim attı lan bana parayı? Yeter ya, siktir tam salın. Bizim bahçe boş değilmiş, bizim bahçe kesmişler. Ya full alıyorum. Force var ya, full force. 740 M. Kanka birinci sayfada da var ya. Birinci sayfada 10 M var, onu unutmayın. Nerede, daha görmedim. Birinci sayfa. O zaman 750 diyor. Bir yere bir şey, onu tamamlayalım isterseniz ya. 5 kişi. Adam başı 1.5 geberiyor işte. Ben sonradan geldim, onu izlemek.